19 Haziran itibariyle Batman valinin vermiş olduğu bir yasak kararı ile birlikte askeri yasak bölgeler ilan edildi. Hasankeyf'e bağlı birkaç köyü kapsayan geniş bir alanda. Tabii bu askeri yasak bölge kararı ile birlikte bölgede bir çatışmanın yaşandığı kamuoyuna yansıdı. Çatışmanın yaşanması ile birlikte köylülerin hakarete uğradığı ve köylüler üzerinde bir baskı olduğu sivil toplum kuruluşlarına aksettildiği andan itibaren ailelerin avukatları olarak tarafımıza da tabii bilgiler geldi. Biz Mava bölgesindeki birkaç köyde incelemede bulunmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte alana gitmek istedik. Fakat alana askeri yasak bölge kararı olması itibariyle girişler yapılamadı. Akabinde yaşanan çatışmaların sonucunda 6 Temmuz itibariyle tabii çatışmalar yine Gercüş'ün Belakşe köyün civarına da yansımış durumdaydı. Çatışmaların bitmesinden sonra 6 Temmuz itibariyle müvekkillerimizin de içerisinde bulunduğu 14 köylü gözaltına alındı. Gözaltına alınma süreci son dönemde yaşadığımız açık hak ihlallerinin bir örneğiydi açıkçası. Dolayısıyla avukat arkadaşların ve ailelerin takibi sonucunda uzun bir süre sonra, yani bir gün kadar bir süre sonra vatandaşların nerede olduğuna ancak ulaşılabildi. Çünkü köyden alınmış ve herhangi bir şekilde oradaki adliye vesaire götürülmüş, Batman Jandarma Komutanlığı'na getirilmiş durumdaydılar. Batman Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadelerinden sonra adliye sevk edilen müvekkiller 9 Temmuz itibariyle Batman Sulh Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu kararla serbest bırakıldılar. Müvekkiller hakkında sadece yurt dışına çıkış yasağı konulmuş durumda ve olması gereken bir karar verilmişti aslında, serbest bırakılmışlardı. Bir hukukçu olarak, bir avukat olarak kararı memnuniyetle karşıladığımızı hem müvekkillerimize hem de kamuoyuna belirtmiş durumdaydık. Fakat savcılık makamı, tutuklamayla sevk eden savcılık makamı tekrar karara itiraz edip tutuklanmaları yönünde itirazda bulunmuştu. Aynı müvekkiller, aynı somut olay ve aynı savcılıklar hakkında hukuka aykırı bir şekilde maalesef ki tutuklama kararı vermiş. Tabii bu tutuklama kararının hukuki bir altyapısının olmadığını biz avukatlar olarak görüyoruz. Kamuoyunu da bu konuda bilgilendirme zorunluluğu doğuyor. Neden sorulacak olursa, yani somut olayın özelliklerine baktığımızda tutuklamayı gerektiren herhangi bir hal söz konusu değildi. Nitekim Batman Sulh Ceza Hakimliği ilk kararında gerekçesinde somut olarak zaten belirtmişti. Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu aşamada serbest bırakılmalarını. Dolayısıyla yeni bir delil dosyaya girmeden, müvekkillerin aleyhine bir beyan, bir delil, somut bir veri dosya arasına girmeden yapılan itiraz sonucu müvekkillerimiz maalesef tutuklandı. Biz bu tutuklamayı bir talimat olarak değerlendiriyoruz. 3 gün içerisinde müvekkillerin aleyhine değişen bir husus olmamasına rağmen müvekkiller maalesef tutuklandılar. Bunu da biz kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Tabii tutuklamalarına ilişkin olarak biz itirazlarımızda bulunduk. Diğer meslektaşlarımız da itirazlarını yaptılar. Süreç şu an için müvekkillerin tutukluluğuyla devam ediyor. İddianamenin hazırlanması süreci içerisindeyiz. Yakinen takip etmeye devam edeceğiz. Kaldı ki müvekkillerimiz tamamı orta yaş üstü kişilerden oluşuyor. 50, 60, 70 yaşındaki müvekkillerimiz dahi var. Sağlık sorunları var. Bu insanların bu şartlarda, bu yaz sıcağında cezaevlerinde
yani kalamaz durumda oldukları görülüyor tarafımızca. Defaatle bunu sulh ceza hakimliğinde dile getirmiş olsak da maalesef talimatın gereği yerine getirildi diyebiliriz. Müvekkil tarafımıza iletilen kadarıyla belirtmek gerekirse ağır romatizmal hastalığı olan ve daha önce şeker hastalığından, tansiyondan tutalım da genel bir rahatsızlık durumunda olan vekiller söz konusu. Yaş itibariyle zaten hastalıkları mevcut, kalp yetmezliği mevcut müvekkillerde, müvekkilin birinde daha doğrusu. Gercüş'e bağlı Bilakşe köyünde yaşanan çatışmadan sonra dediğimiz gibi yani askeri yasak bölge ilan edilmişti hem öncesi hem sonrasını kapsayacak şekilde. Dolayısıyla köye girişler tarafımızca sağlanamadı. Müvekkillerle ilgili bir durum tarafımıza intikal ettikten sonra dahi biz köyün içerisinde hiçbir şekilde bulunamadık. Fakat köylülerden, müvekkillerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda müvekkillerin köyde camiye toplandığı yönünde ve yani baskı altında hareket ettirilmeleri sonucunda uzun bir süre köyde tutuldukları yönünde bilgiler edindik. Kişi hürriyetini sınırlama zaruri haller dışında mümkün değildir kanunlarımızca. Dolayısıyla aslında bizce müvekkillerin hürriyeti kısıtlanmış durumdaydı. Müvekkiller köy yerinde olmalarından kaynaklı köy işlerini yerine getirmekten yoksun kaldılar bu süreçte. Hayvanlarını otlatamadılar, tarlalarına bakamadılar, kendi kişisel ihtiyaçlarını gideremediler ve yoğun yangın ve duman kokusu altında günlerce köyde mahsur kaldılar diyebiliriz.